Bir zamanlar şövalyelerin ülkesi olan Malta, tarihi bir sahnenin içinde hissedeceğiniz sokakları, altın sarısı kumu ve turkuaz plajlarıyla muhteşem bir Avrupa ülkesi. Küçüklüğü, Osmanlı kuşatmasının izlerini görebileceğiniz tarihi ve masmavi sularıyla ilgi uyandıran bu güzel Akdeniz ülkesini gelin birlikte keşfedelim. Devam etmeden önce kanalımıza abone olabilir, teşekkür ve katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Malta, Güney Avrupa'da yer alan bir ada ülkesi. Akdeniz'de yer alan ülke 3 büyük ve 2 küçük adadan oluşmakta. Yakınında bulunan ülkeler ise Libya, Tunus ve İtalya'ya bağlı Sicilya Adası. 525 bin kişinin yaşadığı Malta oldukça küçük bir ülke. 316 kilometrekare yüzölçümüyle Avrupa'nın 5. dünyanın ise en küçük 10. ülkesi. Ülkenin 1/4 biri de yapılaşmış durumda. En büyük adaları ise Malta, Gozo ve Comino. Malta adasında iki yer arasındaki en uzak mesafe arabayla sadece 1 saat. Oldukça düz bir ülke olan Malta'nın en yüksek noktası 253 metre. Ve ülkede neredeyse hiç dağ ve akarsu yok. Bu durumun yol açtığı en büyük problem ise içme suyu sıkıntısı. Maltalılar neredeyse tüm su ihtiyacını denizden karşılıyor. Düşük yağış seviyeleri ve yüksek sıcaklıklarında hakim olduğu ülke, yoğun bir nüfusa karşı düşük bir su kaynağına sahip ve dünyanın en ciddi su kıtlığı yaşayan 10 ülkesinden biri. Bu nedenle Malta 1982'den beri deniz suyunu tuzdan arındırarak tatlı suyunu kendisi üretiyor. Maltalıların yüzlerce yıl boyunca kullandığı bir diğer yöntem de yeraltı suyunu çıkarmak. İki yöntem de deniz suyuna müdahale anlamına gelse de Malta için bu bir seçenek değil, zorunluluk. Maltalılar kişi başına günlük 110 litre kadar su kullanıyor ve bu diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla düşük. Türkiye'de ise kişi başına günlük su tüketimi 228 litre. Aldığı göç ve turizm dönemlerinde artan nüfusla beraber adada daha fazla insan olması su talebinin artması demek. Bu nedenle Malta geri dönüştürülen suyu tarım ve mesken alanlarında kullanarak su tüketimini 70 litreye kadar düşürmeyi amaçlıyor. Turkuaz plajları ile ünlü bu küçük ada, aynı zamanda Avrupa'daki en temiz su ve plaj sıralamasında Kıbrıs ve Yunanistan'dan sonra 3. sırada. Malta, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise 2,5 saat. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Malta'yı ziyaret etmek isterseniz vize almanız gerekli. Malta pasaportu ise dünyanın en güçlü 5. pasaportu. Akdeniz'in tam ortasında yer alan ve tarih boyunca büyük savaşlara sahne olmuş Malta, küçük bir ülke olmasına rağmen 7000 yıllık büyük bir tarihe sahip. Gozo Adası'ndaki tapınaklar, ülkemizde yer alan ve günümüzden yaklaşık 11 bin yıl öncesinde tarihlenen Göbekli Tepe bulunana kadar yeryüzünün tek başına ayakta durabilen en eski abidesiydi. Bu tarihi yapısıyla ada birçok ünlü dizi ve filme de sahne oldu. Truva, Gladiator ve son zamanların en meşhur dizisi Game of Thrones da bunlardan biri. Avrupa ile Kuzey Afrika arasında önemli bir konumda bulunan Malta, tarihi boyunca Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Fransızlar ve son olarak da İngilizler tarafından işgal edildi. Fakat adaya en önemli etkiyi Malta şövalyeleri olarak nam salmış Haçlı şövalyeleri bıraktı. Kudüs'e hacca giden Hristiyanları korumakla görevlendirilen bu şövalyeler, adayı bir üs haline getirerek hem savaşlara katıldı hem de bölgeden geçen gemilerden vergi alarak Hristiyan korsanlığın merkezi oldu. Bu da Malta'nın zenginleşmesini ve gelişmesini sağladı. Anlatılanlara göre Malta, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethetmeyi en çok istediği yerdi. Ada 4 kez kuşatılmasına rağmen Osmanlı hakimiyetine girmedi. Fakat bu kuşatma Malta tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri haline geldi. Yakın tarihinde ise 164 yıl boyunca İngiliz hakimiyetine kaldıktan sonra 1964 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ne kadar bağımsızlığını ilan etse de Malta'da halen büyük bir İngiliz etkisi var. Yolun soldan akması, Maltacı'nın yanında İngilizcenin de resmi dil statüsünde olması bunun örneklerinden. Aynı zamanda ülke İngiliz Milletler Topluluğu'na da üye. Malta bugün parlamenter sistemle yönetilen bir cumhuriyet. 2004'te Avrupa Birliği'nin parçası olan ülke, 2008'den beri de para birimi olarak Euro'yu kullanıyor. Malta'nın başkenti Valletta. Adını bir Malta şövalyesinden alan şehir, yaklaşık 6000 kişilik nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en küçük başkenti. Sarayları, bahçeleri ve kiliseleriyle eşsiz bir tarihe dokuya sahip olan Valletta, aynı zamanda Avrupa'da planlanarak inşa edilen ilk şehir.
Malta toplam 525 bin kişilik nüfusuyla da Avrupa'nın en düşük nüfusuna sahip. Malta adasında 465 bin kişi yaşarken, Gozo ve Comini adasında ise sadece 30 bin civarında kişi yaşamakta. Ve Malta yine Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğum hızına sahip. 2100 yılında ülke nüfusunun 358 bine düşmesi bekleniyor. İtalya'dan sonra ise en düşük çocuk nüfusuna sahip ikinci Avrupa ülkesi. Malta bunlara rağmen nüfusu artan 17 Avrupa ülkesinden biri. Lüksemburg, İrlanda ve Kıbrıs'tan sonra ise nüfusa göre en yüksek büyüme oranı gösteren 4. Avrupa ülkesi. Ülkenin etnik yapısına bakarsak, nüfusun yaklaşık %85'i Maltalıyken İngiliz ve İtalyanlar da en yüksek azınlığa sahip etnik gruplar. Adada yaşayan Türklerin sayısı ise 1200 civarında. Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra ülkedeki yabancı oranı büyük ölçüde arttı. Hatta toplam iş gücünün 1/4'inden fazlasını Maltalı olmayan çalışanlar oluşturuyor. Malta'nın ana dili Maltaca. Kulağa Arapça gibi gelen bu dil Arapça, İtalyanca ve İngilizcenin karışımından oluşmakta. Kökeni Sicilya Arapçasına dayanan Maltaca ileriki yıllarda Latinleşse de Maltalılar Tanrı'ya diğer Hristiyan ülkelerin aksine Allah diyorlar. İngilizce de Malta'nın resmi dillerinden biri. Haberler ve yayınlar hem Maltaca hem de İngilizce olarak yapılıyor. Ve ana dil olarak Maltaca kabul edilse de halkın neredeyse hepsi İngilizce biliyor. Bu nedenle Malta'daki dil okulları, Türklerin ve İngilizce öğrenmek isteyenlerin Avrupa'daki önemli tercihleri arasında. Okurken çalışma imkanı da sunan ülkede, dil programlarının ücreti 2000 ila 4000 euro arasında değişiyor. Bunun yanında öğrenciler Malta'da vizelerini de uzatabiliyor. Birçok Malta firması Türk öğrencileri bir süre sonra yasal çalışma izni alarak öğrencilerin full-time çalışma ve oturma hakkı elde etmesini sağlıyor. Dil okulları sayesinde adaya her yıl binlerce öğrenci gelmekte. Türkiye 823 öğrenci ile 2021 yılında Malta'ya en çok öğrenci gönderen 10. ülke oldu. Oldukça dindar bir ülke olan Malta Avrupa'nın en Katolik ülkesi ve kiliseler çok yaygın. Bu kadar küçük bir ülkede tam 365 kilise var. Koyu Katolikliğin yaygın olduğu Malta'da sonuç ne olursa olsun kürtaj yaptırmak yasak. Kürtajı savunmak çoğunluk tarafından büyük bir günah olarak görülmekte. Ülkede boşanmak da 2011 yılına kadar yasaktı ve hala 4 yıl ayrı kaldıklarını kanıtlamalarını gerektiren bir madde var. Bunlara rağmen eşcinsellik konusunda fazlasıyla açık görüşlüler. Ülkede eşcinsel evlilikler 2017 yılından beri yasal ve LGBT haklarında tam 7 kez en iyi ülke seçildi. Ülke ekonomisine bakarsak Malta ekonomik olarak gelişmiş ülkeler arasında yer almakta. Küçük bir ekonomiye sahip olsa da dünyanın en zengin 25. ülkesi. Yıllık 33 bin dolarla da kişi başı milli gelir sıralamasında 42. sırada. Çekya'dan sonra Avrupa'da işsizliğin en düşük olduğu 2. ülke. Aynı zamanda yine Avrupa'da genç işsiz oranı en düşük 4. ülke. Bunlara rağmen her 5 Maltalı'dan birisi yoksulluk riski altında yaşamakta. Ülke ekonomisinin %74'ü hizmet sektörüne dayalıyken %23'ünü sanayi ve %3'ünü tarım oluşturuyor. Çalışanların %79'u ise özel sektörde çalışmakta. Ülkede turizmin büyük bir ağırlığı var. Akdeniz'in turizm ülkesi olan Malta her yıl nüfusunun 4 katı kadar turist ağırlıyor. Turizm ülke gelirinin %35'ini oluşturmakta. Aynı zamanda Malta dünyanın vergi cennetlerinden biri. Vergi oranı %5 civarında olan ülke Avrupa'daki en düşük vergi oranına sahip. Pek çok şirket veya şahıs vergilerden kaçmak için Malta'yı kullanmakta. Hatta ülke uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele kuruluşu olan FAF tarafından 2021 yılında gri listeye alındı. Ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında gri listeye alınan ilk ülke oldu. Bu yıl ise gri listeden çıkarıldı. Yolsuzlukla da adından söz ettiren ülke, 2021 Yolsuzluk Algısı Endeksinde 49. sırada yer almakta. Haksız kazançla şirket kurduklarından bahsedilen hükümet yetkililerine karşı yasal işlem yapılmaması ve ulusal pasaportların satışı konusundaki yolsuzluklar ülkede yıllardır eleştiriliyor. Hatta bunları dile getiren bir gazeteci 2017 yılında bombalı bir suikastla öldürüldü. Suikastla ilişkisi olduğu iddian dönemin başbakanı ise istifa etti. Olay hala gizlerini korumakta. Malta'nın en önemli gelir kaynaklarından birisi altın vatandaşlık uygulaması, yani vatandaşlık satmak.
Bir Avrupa ülkesi olan Malta 1 milyon 200 bin euro yatırım yapanlara vatandaşlık ya da sürekli oturma izni sağlıyor. 2 milyon 150 bin euro ile en fazla vatandaşlık satan Kıbrıs'tan sonra en pahalı vatandaşlığa sahip ikinci Avrupa Birliği ülkesi. Ancak ülkede yaşama zorunluluğu bulunmaması gibi sağlanan kolaylıklar Malta'yı vatandaşlık satın almada en gözde ülkelerden biri haline getirmekte. Ülkede oturum izni alanların %87'sini Çinliler oluştururken Vietnamlılar ikinci, Ruslar ise üçüncü sırada. Birçok zengin Türk isminde Malta'da vatandaşlığı bulunmakta. Sabancı ailesi, kuru kahveci Mehmet Efendi'nin ve sahibinden nokta.com'un kurucuları ve daha pek çok kişi buna örnek isimler arasında. Avrupa Birliği son zamanlarda artan yatırımcı vatandaşlık uygulaması sonucu başta Malta ve Kıbrıs'a hedef alan bir soruşturma başlattı. Malta'da asgari ücret 792 euro, aylık ortalama maaşla 1576 euro. Malta diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ucuz bir ülke. Enflasyon oranı ise %4 ile Avrupa ortalamasının altında. Örneğin son zamanlarda yaşanan enerji krizinde Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde fiyatlarda büyük artışlar yaşandı. Enerjide dışa en bağımlı Avrupa ülkesi olan Malta'da ise elektrik, gaz ve ulaşım fiyatlarına bir değişim yaşanmadı. Yine Malta, Norveç'ten sonra elektriğin en ucuz olduğu ikinci Avrupa ülkesi. Malta'nın enerji konusundaki en büyük dezavantajı, Hollanda'dan sonra en az yenilenebilir enerji kullanan ikinci Avrupa ülkesi olması. Malta'daki konut fiyatları da diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun olsa da, kiralar ortalama 800 ila 1500 euro arasında. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre yağ 2 euro, 1 litre süt 1 euro, 1 kilo tavuk ve 1 kilo kıyma 6 euro. Malta'nın insanları ve yaşamı hakkındaki bilgilere bakarsak, denizi ve havasının güzelliğiyle ünlü Malta'da hava yılın 300 günü güneşli. Ancak bir diğer özelliği de sert rüzgarları. Game of Thrones'un bazı sahnelerinin çekildiği ülkenin sembollerinden biri olan Azure Pencere Kayalığı, bu rüzgarlara dayanamayarak 2017 yılında yıkıldı. Bu güzel Akdeniz ülkesi yaşamak için oldukça güvenli bir ülke. Öyle ki dünyanın en güvenli 17. ülkesi. Buna rağmen Kıbrıs ve Türkiye'den sonra Avrupa'da kişi başına en fazla polis düşen 3. ülke. Aynı zamanda ülkede yolsuzluk da yüksek seviyelerde. Bir ankete göre Maltalılar ülkenin en büyük sorununun yolsuzluk olduğunu ifade etti. Malta'nın küçük olmasının en iyi yanlarından biri yürüyerek çoğu yere ulaşılabilmesi. Araba kullanmaya pek gereksinim duyulmaması Maltalıların oldukça kötü sürücüler olmasına neden olmuş diyebiliriz. Malta küçüklüğüne rağmen kişi başına en fazla otomobil düşen 8. Avrupa ülkesi. Nüfus yoğunluğu da eklenince trafik ülkede büyük bir sorun. 10 dakikalık bir yol saatler alabiliyor. Park yeri de bu sorunlardan biri. Ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için 1 Ekim'den itibaren ülkedeki toplu ulaşım herkes için ücretsiz hale geldi. Ve Malta, Lüksemburg'dan sonra Avrupa'da ulaşımı ücretsiz yapan 2. ülke oldu. Oldukça homojen bir yapıya sahip olan Maltalılar genel anlamda vatansever ve muhafazakar bir yapıya sahipler. Okulların ve resmi kurumların çoğunda Hazreti İsa'nın resmi bulunur. Siyasetle de ilgili olan Maltalılar değerlerini, kültürlerini ve dillerini korumaya özen gösterirler. Hayata karşı olumlu bakan, mutlu ve kendi halinde kişilerdir. Yemek yemeyi ve eğlenmeyi severler. Arkadaş canlısı ve yardımseverdirler. Her toplumdan insanın yer aldığı ülkede sokaklar gürültülü ve hareketlidir. Gürültülü olmasının sebeplerinden biri de Maltalıların yüksek sesle konuşma alışkanlığı. Öyle ki gürültüden dolayı en fazla şikayette bulunan Avrupa ülkesi Malta. Maltalılar için aile ilişkileri çok önemlidir ve evlilik kutsal görülür. Bunun da etkisiyle Avrupa'da en az boşanma oranına sahip ülkedir. Adanın getirdiği sakin yaşantıyla beraber Maltalılar İsveç'ten sonra en sağlıklı yaşam süresine sahip ikinci Avrupa ülkesi. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Malta 2021 yılında keneviri yasallaştıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ancak kamusal alanda veya çocukların önünde içilmesi yasak. Malta mutfağına bakarsak, Araplardan İtalyanlara kadar birçok kültürden etkilenmiş ve ortaya lezzetli bir Akdeniz mutfağı çıkmış. Ada ülkesi olmasıyla balık ürünlerinin önemli olduğu ülkenin en meşhur balığı ise lampuki. Fenek, yani tavşan güveci, bir sebze yemeği olan kapunata, koyun peyniri ve sebzelerden oluşan dul çorbası ve Arap döneminden kalma pastizli tatlısı denemeniz gereken lezzetler arasında.
Malta tarihin içinde yürüyormuşçasına kapılacağınız sokakları ve eşsiz plajlarıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Gezilecek yerlere bakarsak 400'den fazla şövalyenin mezarının üstünde bulunan Sercan Katedrali, UNESCO mirasına bulunan ve surlarla çevrili tarihi Valletta şehri, sessiz şehir olarak bilinen Medinea şehri, yıllarca tapınak şövalyelerinin yönetildiği yer olan Büyük Üstad Sarayı, temel reis olarak bildiğimiz çizgi film karakterinin yaşadığı köy olarak nam salan Popeye Köyü ve sayısız plajı Malta'ya gidince görmeye değer yerler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza destek vermek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun yanında teşekkür butonuna basarak bağışta bulunabilir ve katıl butonuna tıklayarak üyelik ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.